9. sınıf tarih tersi 2. dönem konularına özetlemeye çalışacağım. İlk ünitemiz İslam tarihi. Tabi İslam tarihine geçmeden önce İslamiyet'in doğuşu sırasında dünyanın genel durumuna bakmak lazım. Gerek Asya'da, gerek Afrika'da, gerekse Avrupa'da hangi siyasi oluşumlar vardı, hangi dini oluşumlar vardı, bunlara bakmak gerekiyor. İslamiyet öncesi Asya'ya baktığımız zaman özellikle hem Avrupa'da hem de Asya toprağı olan Bizans İmparatorluğu en önemli devletlerden birisiydi. Bu dönemde gene ikiye ayrılmış Roma İmparatorluğu, Batı Roma yıkılmış ama Doğu Roma yani Bizans devam ediyordu ve Ortodoks Hristiyanlık mezhebine sahipti. Bunun dışında doğuya doğru gittiğimiz zaman İran ve Irak bölgesine hakim olan Sasani Devleti vardı. Bunlar da Zerdüşt yani ateşperest diğer adıyla Mecusi inancına sahipti. Daha doğuya gittiğimiz zaman Türklerin kurdukları birinci Göktürk Devleti. Yani İslamiyet'in doğduğu tarihlerde birinci Göktürk Devleti hüküm sürüyordu ve bunlarda da Gök Tanrı inancı mevcuttu. Yine Göktürklere komşu olan Çin önemli devletlerden bir tanesiydi ve Sui Hanedanı iş başındaydı. Bunun dışında doğuda siyasi olarak çok etkin olmayan Japonya vardı. Bunlar da Budizm ve kendi milli dinleri olan Şintoizme inanıyorlardı. Bunun dışında Hindistan'da feodal bir yapı vardı ve orada özellikle kast sistemi uygulanıyordu. Çeşitli sosyal sınıflar vardı. Hindistan'da da Brahmanizm, Budizm gibi dinler etkiliydi. Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa özellikle kavimler göçünden sonra değişik krallıkların kurulduğu ve feodalite rejimin etkin olduğu bir bölgeydi. Burada özellikle yeni kullanımı devletler arasında ve kavimler arasında Hristiyanlığın etkili olmasıyla birlikte kilise güçlü hale geldi ve Avrupa'da feodalite rejimi dediğimiz çeşitli sosyal sınıflardan oluşan bir rejim ortaya çıktı. İşte soylular ve din adamlarının daha nüfuzlu olduğu, etkili olduğu, burjuvazi dediğimiz esnaf ve tüccarların, köylülerin etkinliğinin daha az olduğu bir yönetim tarzı bütün Orta Çağ boyunca Avrupa'da yaşadı. Afrika'ya baktığımız zaman Afrika tabii bütünüyle tam olarak bilinmiyordu. Özellikle Kuzey Afrika etkindi. Kuzey Afrika'da da özellikle Bizans devleti hakimdi ve bu bölgelere Hristiyanlığı da yaymıştı. Ama onun dışında kalan bölgelerin büyük çoğunluğu putperestlik inancına sahipti. Tabi İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'na baktığımız zaman Arap Yarımadası'nda da kuzeyde ve güneyde olmak üzere çeşitli devletler mevcuttu. Güney Arabistan'da Mayense ve Himyer gibi, Kuzey Arabistan'da ise Gassaniler, Lahmiler gibi devletler vardı. Bunlar da Gassaniler Bizans'ın, Lahmiler de Sasani Devleti'nin müttefikiydi. Onlarla birlikte hareket ediyorlardı. Din ve inanca baktığımız zaman İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda tabi ağırlıklı olarak putperestlik yaygındı. Ama bunun dışında bazı bölgelerde Hristiyanlık, Musevilik, Zerdüştlük gibi din inançlara da mevcuttu. Bunun dışında az da olsa Hz. İbrahim'in getirdiği dini esaslara inanan Hanif adı verilen insanlar da mevcuttu. Sosyal ve iktisadi hayata baktığımız zaman Araplar kabileler halinde yaşarlardı ama aralarında kan davaları eksik olmazdı. Şehirde yaşayanlarına medeni, çöllerde yaşayanlarına bedevi adı verilirdi. Ataerkil bir aile yapısı vardı. Yani babanın hakim olduğu bir aile yapısı vardı. Çok kadına evlilik genelde yaygındı. Bazı aileler kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Ekonomileri daha çok bölgesel olarak değişikti. Mesela Medine tarımla uğraşırken Mekke ticaretle uğraşırdı. Bedeviler ise hayvancılıkla uğraşırlardı. Genelde
Arapça Sami diller ailesindedir. İşte Asur, Babil, Arami dili, İbranice, Fenike dili ve Habeşçe ile akraba bir dildi. Ve gelişmiş bir dildi ve özellikle güzel konuşma, yani belagat, fesahat, yani fasih, anlaşılır bir dil kullanmak Araplar için çok önemli ve şiir bu sebeple gelişmişti. Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman Peygamberimiz 571 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Dünyaya gelmeden önce babası Abdullah'ı kaybetmişti. 6 yaşında annesini kaybetti. 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in yanında kaldı. Onun da vefatından sonra amcası Ebu Talib'in yanına sığındı ve onun yanında yaşamaya başladı ve onunla ticaret işleriyle uğraşmaya başladı. Ve Mekke'de özellikle dürüstlüğüyle dikkat çekiyordu. Doğru sözlüğüyle dikkat çekiyordu ve bu sebeple kendisine İslamiyet'ten önce El-Emin ya da Muhammedül Emin lakabı verilmişti. Peygamberimiz ticari faaliyetler sırasında Hazreti Hatice ile evlendi ve Hazreti Hatice ile evlendikleri zaman Peygamberimiz 25 yaşında, Hazreti Hatice 40 yaşlarındaydı. Tabi bu ekonomik özgürlük bir açıdan sağladıktan sonra Peygamberimiz Hira Dağı'nda bulunan mağaraya ya da bazı kaynaklarda Nur Dağı'nda Hira Mağarası diye de geçiyor. Ya da Nur Dağı'nda Gar-ı Hira, Hira Mağarası şeklinde de söyleniyor. Orada tefekküre dalıyordu. İşte bu şekilde tefekküre daldığı günlerden bir gün, ki bu tarih genelde tarihçiler tarafından 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesi, yani Kadir gecesi geldiği ifade edilir. Orada Cebrail ona ilk vahyi getirdi ve "Ey Muhammed, Yaradan Rabbinin adıyla oku." El-Alak suresi ilk 5 ayeti kerimesi kendisine tebliğ edildi. Peygamberimiz daha sonra bunu Hazreti Hatice'nin akrabaları vasıtasıyla durumu öğrenmeye çalıştı ve kendisine vahiy geldiği bildirildi. Ve böylece 610 yılında İslamiyet başlamış oldu. Tabi Peygamberimiz İslamiyet'i tebliğinden sonra ilk olarak eşi Hazreti Hatice, daha sonra arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, amcasının oğlu Hazreti Ali ve kölesi Hazreti Zeyd bin Harise İslamiyet'i kabul ettiler. Bunlara İslam'da ilk Müslümanlar adı verilir. Daha sonra İslamiyet ilk önce gizli olarak, daha sonra açık olarak yayılmaya başladı. Özellikle Hazreti Hamza'nın ve Hazreti Ömer'in İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra Müslümanlar daha da güç kazandılar. Daha sonra İslamiyet'in açık olarak tebliğ emri geldikten sonra İslamiyet açık olarak yayılmaya başladı. Fakat İslamiyet'in açık olarak yayılmasından sonra Müslümanlara büyük baskılar meydana geldi. Bunun üzerine Peygamberimiz bilhassa ekonomik durumu iyi olmayan Müslümanların Habeşistan'a göç etmelerini istedi. Ve böylece ilk göç Habeşistan'a yapıldı 615 yılında. Ve Habeş Necasi giden Müslümanları çok iyi karşıladı. Peygamberimiz bir yandan İslamiyet'i Mekke'de yayarken bir yandan da büyük bir baskı ile karşı karşıya kaldı. Tabi bu arada 620 yılında da hem eşi Hazreti Hatice'yi hem de amcası Ebu Talib'i kaybetti ki bu yıla biz Hüzün Yılı adını veriyoruz. Peygamberimiz Mekke'deki baskılardan kurtulmak için başka bölgelere göç etmeyi düşünüyor. İlk önce Taif'e bir sefer yaparak orada nasıl karşılayacağını bir açıdan test etmiş oldu. Fakat Taifliler Peygamberimizi iyi karşılamadılar. Hatta taşlanmasına yol açtı. Peygamberimiz bunun üzerine Taif'ten geri döndü. Daha sonra Medine'den bir grup gelerek Peygamberimizle görüştüler ki buna biz birinci Akabe biatı diyoruz. Onlar İslamiyet'i kabul ettiler ve Medine'ye döndüler. Onların İslamiyet'i tebliğ ile birlikte Müslüman olanların sayısı Medine'de arttı. Ertesi yıl bu sefer 75 kişi geldiler ve Peygamberimizle görüştüler. Buna ikinci Akabe biatı diyoruz ve bunlar Peygamberimize bağlılık yemininde, yani biatta bulundular. Ondan sonra da Peygamberimizi Medine'ye davet ettiler. Bundan sonra Peygamberimiz Medine'ye göç etmeye karar verdi.
İlk önce diğer Müslümanları Medine'ye gönderdikten sonra kendisi Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Medine'ye hicret etti. Mekke'den Medine'ye göç edenlere muhacir, onlara yardımcı olan Medine'li Müslümanlara da yardımcı anlamında Ensar adı verilmiştir. Peygamberimiz Medine'ye göç ettikten sonra İslam devletinin temellerini burada atmış oldu. İlk önce bu bölgede bulunan Yahudilerle birlikte, yani Ensar, Muhacir ve Yahudilerle birlikte bir Medine sözleşmesi imzaladı. Tabi Peygamberimizin Medine'ye göç etmesine rağmen Mekkelilerin Müslümanlara karşı düşmanca tutumları sona ermedi, devam etti ve Müslümanların Medine'de bulunan mallarını toplayan Mekkeliler bunu bir kervanla Şam'a göndermeye karar verdiler. Bunu haber alan Peygamberimiz bu kervanın önünü kesmek istedi. Bunu haber alan Ebu Süfyan yolunu değiştirdi ve Mekke'ye haber verildi. Bunun üzerine Mekkeliler bir kuvvet meydana getirdiler ve bu kuvvetle Müslümanlar üzerine yürüdüler ve bu iki kuvvet Bedir kuyusu yakınlarında bir araya geldi ve aralarında Bedir Savaşı meydana geldi. Bu savaşta Müslümanlar Mekkelileri büyük bir bozguna uğrattılar. Mekkeliler 70 civarında kayıp verdiler. Ve bu başarı Müslümanların moralini ve gücünü artırmış oldu. Fakat Mekkeliler bu Bedir Savaşı'ndaki kayıpların intikamını almak için hazırlıklara başladılar ve ertesi yıl daha büyük orduyla Müslümanlar üzerine yürüdüler. Ve Uhud Dağı eteklerinde bir savaş yapıldı. Buna Uhud Savaşı adını veriyoruz. Bu savaşta Peygamberimiz Uhud Dağı eteklerini 50 okçu yerleştirdi ve bunların kesinlikle yerlerinden ayrılmamalarını tembih etti. Fakat savaş kazanıldığı sanılan bir anda bu 50 okçu yerlerini terk ettiler. Bu durumu fark eden Mekkelilerin süvari kuvvetlerinin başında bulunan Halid bin Velid, Uhud Dağı eteklerinden dolanarak burada kalan diğer okçuları öldürerek Müslümanlar üzerine saldırdı. İki ateş arasında kalan Müslümanlar kayıplar verdiler. Hatta Peygamberimiz de yaralandı. Bunun üzerine Müslümanlar Uhud Dağı eteklerine çekilmek zorunda kaldılar. Ertesi yıl Mekkeliler bir daha Medine üzerine yürüdüler. Bu sefer Peygamberimiz Selman-ı Farisi'nin de teklifiyle Medine etrafının açık kalan bölümlerini hendekle kapattı. Mekkeliler geldikleri zaman bu savunma karşısında şaşırdılar. Yaklaşık bir ay falan kaldılar fakat Medine'ye giremeyeceklerini anladıkları için geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu Mekkelilerin Müslümanlar üzerine son geliş oldu. Peygamberimiz ertesi yıl hac niyetiyle Medine Mekke üzerine yürüdü. Yaklaşık 1500 kişilik bir grupla. Bu grubun geldiğini haber alan Mekkeliler çeşitli tedbirler aldılar. Fakat Peygamberimiz Hazreti Osman'ı Mekkelilere göndererek onlarla bir anlaşma yapmayı tasarladı. Daha sonra Hudeybiye önlerinde Hudeybiye anlaşması imzalandı. Ve böylece ilk defa Mekkeliler Müslümanları siyasi bir güç olarak tanımış oldular. Fakat daha sonra bu anlaşma 10 yıl olmasına rağmen Mekkelilerin bu anlaşmanın özellikle her iki taraf istediği kabilelerle anlaşma yapacaklar fakat silah yardımında bulunmayacaklardır. Maddesini ihlal etmeleri dolayısıyla Peygamberimiz bu anlaşmaya uyulmaması dolayısıyla daha sonra Mekke üzerine yürüyecektir. Fakat Peygamberimiz bu 2 yıllık barış döneminden de yararlanmış. İlk önce Hayber'i Yahudilerin elinden almış. Daha sonra Bizans üzerine askeri kuvvetler göndermiştir ve bu kuvvetlerle Mute Savaşı yapılmıştır. Bu savaşta özellikle Halid bin Velid ordunun kayıplar vermesini önlemiş ve düzenli bir şekilde geri çekilmesini sağlamıştır. 630 yılında Peygamberimiz yaklaşık 10 bin kişilik bir kuvvetle Mekke üzerine yürüdü ve Mekke ele geçirildi. Daha sonra bu Mekke'nin fethinden sonra çevre kabileler Mekke üzerine yürüdüler. Huneyn Vadisi'nde Peygamberimiz bu ordularla savaştı. Başlangıçta bir panik havası oluştuysa da daha sonra Müslümanlar toparlandılar ve Huneyn'de bu savaşı kazandılar. Peygamberimiz aynı yıl Taif üzerine sefere çıktı 631 yılında. Taif'i kuşattı fakat alamadı.
Fakat daha sonra Taifliler kendilerine teslim oldular. Peygamberimizin son seferi olan Tebük Seferi 631 yılında Bizans üzerine yapılmıştır. Bizans'ın bir askeri kuvvetle Müslümanlar üzerine yürüdüğüne dair bir haber alınmış. Ama daha sonra bu haberin yanlış olduğu anlaşılmış. Ama yine de bu Tebük Seferi sırasında çevredeki bazı kabileler İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Peygamberimiz Tebük Seferi'nden döndükten sonra 632 yılında veda haccını yaptı ve orada yaklaşık 100 bin kişilik bir gruba hitap etti. Buna veda hutbesi adını veriyoruz. Peygamberimiz veda haccından döndükten sonra Medine'de rahatsızlandı ve 632 yılı 8 Haziran'da ya da Arap aylardan 12 Rebiül Evvel'de vefat etti ve vefat ettiği yere defnedildi. Oraya biz Ravza-i Mutahhare adını veriyoruz. Peygamberimizin vefatından sonra halifeliğe Hazreti Ebubekir seçildi. Hazreti Ebubekir döneminde bazı iş karışıklar meydana geldi. Özellikle yalancı peygamberlerin ortaya çıkması, zekat vermeyenler, dinden dönenlerle mücadele edildi. Bu iç mücadeleleri tamamladıktan sonra Hazreti Ebubekir döneminde gerek Irak'ta gerekse Suriye'de fetih hareketleri başladı. Suriye'de ilk defa Bizans'la Yermuş Savaşı yapıldı ve bu savaş kazanıldı. Yine bu dönemde Kur'an-ı Kerim Hazreti Ömer'in teklifiyle kitap haline getirildi. Hazreti Ebubekir'in vefatından sonra yerine Hazreti Ömer seçildi. Hazreti Ömer dönemi bir fetihler dönemidir. Aynı zamanda sınırların genişlemesiyle birlikte yeni kurumların da kurulduğu bir dönem oldu. Hazreti Ömer döneminde gerek Suriye'de Hazreti Ebubekir döneminde başlayan fetih hareketleri büyük oranda tamamlandı. Kudüs fethedildi. Ecnadeyn Savaşı kazanıldı ve ondan sonra Kudüs fethedildi. Irak, Kadisiye Savaşı ile Sasanilerden alındı. Daha sonra Nihavend Savaşı ile İran'ın fethi tamamlandı ve Sasani Devleti'ne son verildi. Bu dönemde yine Mısır'ın fethedildiğini görüyoruz. Böylece Kuzey Afrika'ya da ayak basılmış oldu. Hazreti Ebubekir döneminde sınırlar genişledikçe ülkeyi Medine'den yönetmek zor olduğu için yeni kurumlar oluşturuldu. İşte oluşturulan kurumlar arasında valilik kurumu önemli. Bunun dışında önemli merkezlere ordugahlar kuruldu. Önemli yerlere kadılar atandı adalet işleri için. Ve hazine oluşturuldu. Beytülmal dediğimiz. Bunun dışında ilk defa bir ordu divanı, divan-ı cünt dediğimiz divan oluşturuldu. Böylece bir kurumlaşma Hazreti Ömer döneminde yapılmış oldu. Hazreti Ömer mecusi bir köle tarafından şehit edildi. Ondan sonra yerine Hazreti Osman seçildi. Hazreti Osman döneminde de fetihler devam etti. Hazreti Ömer döneminde başlayan bölgelerde fetihler daha da uzak bölgelere ulaştırılmıştır. İşte Kuzey Afrika'nın büyük oranda fethi tamamlamaya çalışıldı. İşte Mısır'dan sonra Libya alındı. Doğu'da Horasan, yani Türk ülkeleri ele geçirildi. İşte kuzeyde Azerbaycan fethedildi. Anadolu'da fetih hareketleri yine devam etti. Fakat Hazreti Osman döneminin en ayırt edici fetih hareketlerinden birisi denizlerde yapılan fetihlerdir. Özellikle Şam valisi olan Muaviye'nin çalışmalarıyla denizcilik faaliyetleri başladı ve Kıbrıs fethedildi. Yine ilk deniz savaşı yapıldı Bizans'la. Zat-ı-Sevari diye ve bu savaş kazanıldı. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesidir. Tabii Hazreti Osman döneminde bilhassa önemli mevkilere Emevi ailesinden kişilerin getirilmesi bazı Arap kabileleri arasında hoşnutsuzluğa yol açtı ve bunun sonucunda da bunların çıkardığı iç karışıklar sonucu Hazreti Osman evinde Kur'an-ı Kerim okurken şehit edildi. Tabii Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra bu karışıklar bir süre devam etti. Hazreti Ali bu sebeple halifeliğe pek taraftar olmadı ama yoğun ısrarlar ve bu olayların devam etmesi üzerine halifeliği kabul etmek zorunda kaldı. Fakat Hazreti Osman'ın öldürenlerin cezalandırması konusunda Hazreti Ayşe, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir bin Avvam ile araları açıldığı için Cemel vakası meydana geldi. Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında olduğu için bu isim verilmiştir.
Bu mücadele Hazreti Ali kazandı fakat Hazreti Ayşe'ye hürmet etti ve kendisini Medine'ye gönderdi. Daha sonra halifeliğini tanımayan Hazreti Muaviye ile problem yaşadı ve iki grup Sıffin denilen yerde karşı karşıya geldi ve burada yapılan savaşta savaşı tam kazanmak üzereyken Hazreti Muaviye'nin askerleri kılıçlarına Kur'an-ı Kerim sayfalarını taktıkları için Hazreti Ali'nin askerleri buna karşı mücadele etmek istemediler. Özellikle Kur'an-ı Kerim'e saygılarından dolayı. Bu iş hakemle halledilmeye çalışıldı. Fakat hakem meselesi de biraz hile ortaya çıktığı için İslam'da ilk ayrılıklar ortaya çıkmıştır. Ve böylece Müslümanlar o dönemde üç gruba ayrıldılar. Biz Hazreti Ali taraftarı olanlara Şiiler dendi. Hazreti Muaviye taraftarı olanlara Emeviler dendi. Bir de bu iki gruptan ayrılanlara da Hariciler dendi. Daha sonra Hariciler bu olayda sorumlu olduğunu düşündükleri Hazreti Ali'ye, Hazreti Muaviye ve Hazreti Amr bin As'a suikastte bulundular. Bu suikast girişiminden sadece Hazreti Ali şehit oldu. Ve böylece dört halife dönemi sona erdi. Tabii Hazreti Ali'den sonra kısa bir halifelik dönemi Hazreti Hasan'ın yaptığını görüyoruz. O da halifeliği belli şartlarla Hazreti Muaviye'ye bırakmıştır. Hazreti Hasan'ın 6 aylık bir halifeliğinden sonra belli şartlarla halifelik Hazreti Muaviye'ye bırakılmıştır. Bunlardan en önemlisi halifeliğin oğluna bırakılmamasıydı ama daha sonra Hazreti Muaviye bu kurala uymayacaktır. Böylece Emeviler dönemi başlamış oldu. 661-750 yılları arasında Emeviler dönemi yaşamıştır. Bu dönemde halifelik saltanathaneye dönüşmüştür. Özellikle Hazreti Muaviye'nin halifeli oğlu Yezid'e bırakmasıyla halifelik saltanat halini almıştır. Tabi Emeviler dönemi hem iç karışıkların yaşandığı hem fetih hareketlerinin olduğu ama aynı zamanda toplumsal bazı sıkıntıların yaşandığı, özellikle Arap olmayan Müslümanlar ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü bir dönem olmuştur. Yıkılışında da bu etkili olmuştur. Bu dönemin en önemli olaylarından birisi İstanbul'u ilk defa kuşatılmasıdır. İlk kuşatma 669 yılında meydana gelmiştir. Hatta bu kuşatmada Peygamberimizin Medine'de misafir eden Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari İstanbul önlerinde şehit olmuştur. Daha sonra 674-680 ve 716 yıllarında kuşatmalar meydana geldi fakat ele geçirilemedi. Bu dönemin yine bir diğer önemli olayı Kerbela olayıdır. Yani Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin ve ailesinin Yezid tarafından 10 Muharrem 680 tarihinde şehit edilmesidir. Bu olay İslam'daki ayrılıkları daha da belirginleşmiştir. Yani Sıffın Savaşı ile çıkan ayrılıklar bu olayla daha da belirgin hale gelmiştir. Emeviler döneminde gerek doğuda gerekse kuzeyde gerekse güneyde Kuzey Afrika bölgesinde fetih hareketleri devam etti. Sınırlar genişledi. Tabi bu sınırların genişlemesiyle birlikte yeni yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Ama bunun yanında tabi sınırlara ulaştı Emeviler. Daha fazla genişleyemediler. Ama bunun yanında ilk defa Avrupa'ya ayak bastılar Emeviler ve İspanya fethedildi Tarık bin Ziyad tarafından. Böylece Müslümanlar Avrupa'ya ayak basmış oldular. Bunun dışında ilk para basıldı Emeviler zamanında. Yine Arapça resmi dil haline getirildi. Tabi Emeviler özellikle ırkçı bir politika izlemeleri Emevi devleti içerisinde bazı sosyal rahatsızlıklara yol açmıştır ve bunun sonucunda özellikle Türkler ve İranlılar olmak üzere bir hareket, kendi milli kültürlerini geliştirmeye dönük bir hareket meydana gelmiştir. Buna da Şuubiye Hareketi adı verilmiştir. Tabi Müslümanlar batıda İspanya'da ilerlemeye devam etmek istediler fakat karşılarına Franklar çıktı ve Franklarla Müslümanlar arasında 732 yılında Poitiers Savaşı yapıldı. Maalesef bu savaşta Müslümanlar yenildiler ve daha batıya ilerleyemediler ve sınır Pirene Dağları oldu. Onun için bu Poitiers Savaşı Müslümanların batıdaki ilerleyişini sona erdirmiştir ve o sınırı belirlemiştir. Emevilerin yıkılış sebeplerine gelince tabii en önemlisi az önce de belirttik
ırkçı bir politika izlemeleri. Yani Müslüman Arapları diğer Müslüman milletlerden üstün görmeleri. Yani özellikle Türklerden ve Farslardan yani İranlardan üstün görmeleri yıkılmalarında en önemli etkenlerdi. Bunun dışında Türklerin çalışmaları bu konuda etkili oldu. Abbasoğulların çalışmaları etkili oldu. Devletin tabi sınırlara ulaşması ve fetihlerin durması bu aynı zamanda ekonomiye de yansıdı. Bunun da dışında Şiilerin çalışmaları, bütün bu olaylar bir araya geldi ve Emeviler 750 yılında Abbasoğullarının son darbesiyle diyelim ortadan kaldırıldı. Tabi Emevilerden sonra Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi Devleti 750 yılında kuruldu. Fakat Abbasiler özellikle Emevi ailesinden olan herkesi ortadan kaldırdılar. Ki bu devleti kuran Ebu'l-Abbas Abdullah bu özelliğinden dolayı kan es-seffah yani kan dökücü lakabıyla anılmıştır. Tabi Abbasiler Emevi ailesini herkese ortadan kaldırır ama bir kişiyi ortadan kaldıramadılar. Daha sonra bu kişi kaçarak Kuzey Afrika'ya da Berberler arasında gizlendi. Oradan da İspanya'ya geçti ve İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'ni kurdu 756 yılında. Ve böylece İspanya'da Endülüs Emevi Devleti ile bir açıdan Emevilerin devamı şeklinde orada sürmüştür. Tabi Endülüs Emevi Devleti'nin en önemli özelliği siyasi özelliğinden daha çok kültür ve medeniyet alanındaki ilerlemesiyle meşhurdur. Özellikle merkezi Kurtuba ile birlikte Avrupa'nın belki en önemli kültür merkezi haline getirildi. O dönemde işte Abbasi Devleti'nin başkenti Bağdat'la Kurtuba bilimsel anlamda yarışıyorlardı. Onun için İslam medeniyetinin Avrupa'ya taşınmasında Endülüs Emevi Devleti'nin büyük rolü vardır. Ama Endülüs Emevi Devleti 1031 yılında küçük devletçiklere ayırdı. Daha sonra bu devletçikleri de İspanyollar ortadan kaldırdılar. Sadece Beni Ahmer Devleti ya da Gırnata Devleti kaldı. O da 1492 yılda yine İspanyollar tarafından ortadan kaldırıldı. Böylece Beni Ahmer Devleti'nin yıkılmasıyla İspanya'daki Müslüman varlığı sona ermiştir. Abbasilere baktığımız zaman Abbasiler genelde fetih hareketlerinden daha çok kültür ve medeniyet alanlarında özellikle ilerleme kaydetmişlerdir. Ama Abbasi Devleti'nin kuruluşundan hemen bir yıl sonra Orta Asya'da meydana gelen bir savaş vardı. Ona biz Talas Savaşı diyoruz. Ha bu savaş önemli çünkü Talas Savaşı her ne kadar Çinlilerle Müslüman Araplar arasında olmuşsa da Türkleri de ilgilendiren bir yönü var. Çünkü bu savaş sırasında Türkler Müslüman Arapların yanında yer almışlar ve Çinlerin yenilgiye uğratılmasını sağlamışlar. Ve böylece Türk ülkelerin Çinlerin egemenliği altına girmesini önlemişlerdir. Bu savaştan sonra özellikle Türkler arasında İslamiyet'te yayılmaya başlamıştır. Ve böylece Müslüman Araplarla Türkler arasında bir yakınlaşma meydana gelmiştir. Yani Emeviler döneminde oluşamayan yakınlık Abbasiler döneminde meydana gelmiştir. Hatta Abbasi hanedanın içerisinde Mutasım'ın annesi Türk olduğu için Türklere büyük önem verilmiş ve Türkler için Bağdat'ın kuzeyinde Samarra şehri kurulmuştur. Tabi Bağdat da aslında sonradan kurulan bir şehirdir. 762 yılında Ebu Cafer Mansur tarafından kurulmuş, Dicle Nehri kenarında kurulmuş bir şehirdir. Zamanla bu şehir bir kültür ve medeniyet merkezi haline gelmiş ve o dönemde dünyanın en büyük kütüphanesi Bağdat'ta kurulmuştur. Tabi bu dönemde özellikle Yunan, eski Yunan, Hint, İran eserler Arapçaya tercüme edildi. Ve bu amaçla Beytül Hikme, Hikmet Evi adıyla El Memun zamanında bir kuruluş kuruldu. Tabi bunun aynı zamanda bir tercüme bürosu olduğu gibi bir akademiydi, bir kütüphane özelliği taşıyordu. Bu da özellikle İslam medeniyetinin gelişmesinde son derece önemli olmuştur. Özellikle Müslüman alimler aldıkları bu eserleri incelemişler, onlardan yararlanarak orijinal eserler meydana getirmişlerdir. Yani onu taklit etmemişler, daha da geliştirmişler ve böylece İslam kültür ve medeniyetinin yükselmesini sağlamışlardır. Tabi bu Abbasiler döneminde yeni kurumlar da oluşturuldu ama kurumlaşma Hazreti Ömer döneminde başlayan, Hazreti
Ömer döneminde başlayan, daha sonra işte Hazreti Osman döneminde ve daha sonraki Emeviler zamanındaki bir açıdan devletleşme, kurumlaşma Abbasiler döneminde devam etmiş. Özellikle vezirlik teşkilatı oluşturmuş. İlk medreseler açılmaya başlamış. Bu da Abbasilerin diğer bir yönüdür. Tabii kültür ve medeniyete geldiğimiz zaman, İslam kültür ve medeniyete geldiğimiz zaman, tabii Peygamberimiz zamanında Peygamberimiz hem dini anlamda hem de siyasi anlamda yetkiler olan bir kişiydi. Dört halife döneminde de bu özellik devam etmiştir. Dört halife seçimle iş başına gelmişlerdi. Daha sonra Emeviler ile birlikte halifeliği saltanat haline aldı. Tabi bu halifeler hem din hem de devlet başkanı olarak devam ettiler. Tabi halifelik alametleri hırka, hutbe, mühür, sikke, asa ve tıraz gibi alametlerdi. Tabi Hazreti Ömer döneminde sınırlar genişleyince çeşitli müesseseler kuruldu. İşte önemli merkezlere valiler atandı. Adalet işlerini görmek amacıyla kadılar atandı. Hazine oluşturuldu. Beytülmal dediğimiz, Divan-ül Cünt dediğimiz ordu divanı kuruldu ki daha sonra bu divanlar geliştirilecek. Emeviler döneminde merkez teşkilatı daha da genişledi. Yeni görevler ihtas edildi. Posta teşkilatı kuruldu ilk defa Emeviler döneminde. Abbasiler döneminde de vezirlik müessesesi kurularak halifeye bir yardımcı kişi getirmiş oldu. Tabi din ve inanışa baktığımız zaman toplumun büyük bir kısmı Müslümandı. Ama sınırlar genişledikçe farklı dini inançlar da İslam devletinin egemenliği altına alınmıştır ki bunlara zımmi, yani zimmet altına anlam, koruma altına anlamda zımmi denmiştir. Tabi İslamiyet'in kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sünnette ama daha sonra icma ve kıyas da ortaya çıktı. Sosyal ve iktisadi hayata baktığımız zaman özellikle Emeviler döneminde halk dört sınıfa ayrıldı. İşte Müslüman Araplar, Arap olmayan Müslümanlar ki Emeviler bunlara mevali yani azatlı köle diyorlardı. Bunun dışında zımmiler yani gayrimüslimler ve köleler. Bu şekilde toplumun dört ayrı sınıfa ayrılmıştı. Bu ayrım Abbasiler döneminde yavaş yavaş ortadan kalktı. Özellikle Arap Müslümanlarla Arap olmayan Müslümanlar eşit hale getirildi. Daha önce de söyledik, Türklere büyük önem verildi ve Türkler için Samarra şehri kuruldu. Bunun dışında özellikle ticarete büyük önem verildi ve özellikle Uzak Doğu ülkeleriyle ticaret yapıldı. Özellikle baharat yolu, ipek yolu gibi yolların büyük önem vardı bu ticaret zenginleşilmesinde. Tabi İslam devletinin önemli gelir kaynaklarına baktığımız zaman zekat, ganimet, haraç, cizye, üşür, gümrük gelirleri, tuzla, maden ve otlak gelirleri gibi gelirler vardı. Ve ilk defa Emeviler zamanında İslam devletine ilk para basıldı 694 yılında 1. Abdülmelik zamanında. Yazı, dil ve edebiyata baktığımız zaman tabi daha önce de ifade ettik, Araplarda şiir ve belagat yani güzel konuşmanın büyük önemi vardı. Yine bu dönemde de bu alanda büyük gelişmeler oldu. İşte Peygamberimizin hayatını anlatan siyer ve savaşlarını anlatan megazi gibi örnekler arttı. Ve Abdülmelik zamanında yine Arapça resmi dil haline geldi ve özellikle Arap olmayan bölgelerde Arapçanın konuşulmasıyla birlikte bir süre sonra bazı bölgeler Araplaştı. Bilhassa Kuzey Afrika. Ve böylece Arapça bir milletler arası bir boyut kazandı. Ve zamanla da Arapça bir bilim dili haline geldi. Bugün nasıl İngilizce bilim dili ise o dönemde de bilim dili Arapçaydı. Bilimsel çalışmalara baktığım zaman daha önce de ifade ettik. Özellikle Abbasiler zamanında Beytül Hikme'nin açılmasıyla birlikte eski Yunan, Roma eserleri, İran, Hint eserleri Arapçaya tercüme edilmesiyle birlikte gerek tıp, gerekse matematik, kimya, fizik, biyoloji, tarih, coğrafya, ilahiyat gibi pek çok alanda büyük bilim adamları yetişti. Ki bu bilim adamları daha sonraki yıllarda Avrupa'yı da etkileyeceklerdir. Yani İbn Sina'ların, Farabilerin, El-Biruni'lerin, Musa kardeşler gibi büyük bilim adamlarının yetişmesi bu dönemde meydana geldi. Daha sonra bunların eserleri uzun yıllar Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Yine İslam devletinde mimari Emeviler devrinde ilk defa Bizans'la yarışacak düzeye gelmiştir. İşte Kudüs'te yapılan Kubbetü Sahra Ömer Camii bu dönemin en önemli eserlerinden bir tanesidir. Yine mimari eserlerde
iç süslemelere büyük önem vermiş. Hat, yani güzel yazı yazma sanatından ve arabesk dediğimiz süslemeden yararlanılmıştır. Bir diğer konumuz Türk İslam Devletleri. Türk İslam Devletleri'ne geçmeden önce Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi nasıl oldu? Onun üzerinde durmamız gerekiyor. Daha önce de ifade ettik. Abbasiler döneminde Müslüman Araplarla Çinler arasında Talas Savaşı meydana geldi 751 yılında. Bu savaştan sonra İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başladı. Yavaş yavaş yıllar geçtikçe bu İslamiyet'i kabul etme daha da arttı ve böylece değişik Türk toplulukları arasında İslamiyet yayıldı. Tabi bu savaş hem siyasi yönü olan hem kültürel yönü olan bir savaştı. Özellikle bu savaştan sonra kağıt üretimi, özellikle Çin'den alınan kağıt başka bölgelere de götürülmüş oldu. İlk defa Semerkant'ta, daha sonra da Bağdat'ta kağıt kullanılmaya başladı. Bu da kültürel anlamda önemli bir değişiklik getirdi İslam toplumuna. Bunun dışında Türklerle Araplar arasında ticari ilişkiler gelişmiştir. Bu Talas Savaşı sayesinde. Yani İslamiyet'i kabul etme dışında da Müslümanlara büyük katkısı olan bir savaş olmuştur. Talas Savaşı. Tabii Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra günümüze kadar İslamiyet'e büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Tabii ilk İslamiyet'e girdikleri zaman İslam dünyasındaki bazı karışıklıklar vardı. Özellikle bu karşılıkları çekip düzen verme anlamında Türklerin büyük katkısı oldu. Bunun dışında Haçlı saldırıları meydana geldi İslam dünyasına karşı. Haçlı saldırılarına karşı İslam dünyasını yine Türkler korudular. Bunun dışında özellikle Gazne Devleti'nin önemli hükümdarlarından olan Gazneli Mahmud, İslamiyet'in özellikle Hindistan'da yayılmasına ve bugünkü Pakistan Devleti'nin temellerinin atılmasına büyük rol oynamıştır. Ve Osmanlı Devleti özellikle İslamiyet'in Avrupa'ya yayılmasında etkili oldu. Ha, bunun dışında da özellikle bilim ve sanat alanında da Türk kökenli bilim adamlarının İslam medeniyetine büyük katkıları olmuştur. Evet, ilk Türk İslam devletlerine gelince bunlardan ilki Tolunoğulları ve İşitlerdir. Bu iki devlet Mısır ve Suriye'de kurulan devletlerdir. Kurucuları Türk fakat o bölge halk olduğu için uzun süre devam etmemiştir. Yani halka dayanmadıkları için uzun süre yaşayan devletler değillerdir. Mesela Tolunoğulları 868-905 yıllarında, İşit'te 935-969 yıllarında hüküm sürmüş. Yani kısa dönem hüküm sürmüş devletlerdir. Daha sonra bu devletler işte Tolunoğulları Abbasiler yıkmış, İşit'ler de Fatimeler ortadan kaldırmıştır. Bunun dışında bizim ilk Müslüman Türk devleti olarak kabul ettiğimiz Karahanlılar var. Gerçi İlk Müslüman Türk Devleti'ni İtil Bulgar Devleti olarak kabul eden tarihçiler de var. Ama büyük çoğunluk ilk Müslüman Türk Devleti olarak Karahanlıları kabul ediyor. Tabii Karahanlıların kuruluş tarihi kesin olarak belli değil. Genelde biz 840 tarihinden başlatıyoruz ama daha sonraki bir tarihte olabilir. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır. İlk Müslüman hükümdarı Satuk Buğra Han, Abdülkerim ismini alıyor ve yaklaşık 920'li yıllarda Karahanlılar İslamiyet'i kabul ediyorlar ve böylece ilk Müslüman Türk devleti olarak kabul ediliyorlar. Karahanlılar 999 tarihinde Gaznelilerle anlaşarak Samanoğulları devletine son veriyorlar ve Mavera-Ünnehir bölgesini, yani Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgeyi ele geçiriyorlar. Tabi Karahanlılar ilk Müslüman Türk devleti olduğu için Türk özelliklerini büyük oranda korumuşlar. Eski Türk gelenekleri, kültürleri, devlet yönetme anlayışı Türk özelliklerini büyük oranda korumuş. Karahanlılar 1042 yılında ikiye ayrıldı. Doğu ve Batı Karahanlılar olmak üzere. Batı Karahanlılara Azemşahlar, Doğu Karahanlılara da Karahıtaylılar son verdi. Ve 1212 yılında Karahanlı Devleti sona erdi. Bir diğer devlet Gazneliler. Samanoğulları Devleti'nin Horasan valisi Abdikin tarafından kurulan bir devlettir. Tabi Gaznelilerin en meşhur hükümdarı Sultan Mahmut'tur. Hindistan'a 17 sefer yaparak İslamiyet'in bu bölgede yayılmasını sağlamış ve bugünkü Pakistan Devleti'nin kurulmasını sağlamıştır. Bu dönemde Selçuklar yavaş yavaş Mavera-ün-Nehir'in yakınlarındaki Cenk şehrine gelmiş, o bölgeden
gerek Mavera, Ünneyir ve diğer bölgelere akınlar yapıyorlardı. Özellikle bu durum Gazneli Mahmud'u rahatsız etmiş. Hatta Selçuk Bey'in oğlu olan Aslan Yapku Gazneli Mahmud tarafından yakalanmış ve Hindistan'da bir kaleye hapsedilmişti. Fakat Gazneli Mahmud'dan sonra yerine Sultan Mesut geçti. Sultan Mesut zamanında Selçuklar daha da etkin hale geldiler. Ve Sultan Mesut zamanında Selçuklarla Gazneliler arasında 1040 yılında Dandanakan Meydan Muharebesi meydana geldi. Bu savaş Gaznelilerin Horasan bölgesini kaybetmesine yol açarken bu bölgeye Selçukların yerleşmesini sağladı. Bu arada Gazneliler de Hindistan'a çekilmek zorunda kaldılar. Bu bölgede uzun süre devam ettiler. Daha sonra Afgan yerliler olan Gurlular tarafından 1187 yılında Gazne Devleti'ne son verildi. Sultan ünvanı ilk kullanan Gazne hükümdarı Mahmud'dur. Bu ünvanı Abbas halifesi Gazneli Mahmud'a vermiştir. Bir diğer devlet belki daha etkin olan ve günümüzde kültürel yönden, medeni yönden etkisi olan devlet Büyük Selçuklu Devleti'dir. Bu devlet Oğuz Yapku Devleti'nden ayrılarak Cenk şehrine gelen Selçuk Bey'in adından esinlenerek ortaya çıkan bir devlettir. Selçuk Bey Cenk şehrine geldikten sonra İslamiyet'i kabul etmiş ve bu bölgeye yerleşmiştir. Zamanla bu bölgede az önce de ifade ettiğimiz gibi etkin olmaya başlamışlar. Karahanlılar ve Gaznelilerin baskılarına maruz kalmışlardır. Fakat özellikle Gazneli Mahmud'un vefatından sonra Gazneli Mesut döneminde Selçukluların daha etkin hale geldiğini görüyoruz ve Dandanakan Meydan Muharebesi'yle Büyük Selçuklu Devleti de artık resmi olarak ortaya çıkmış oldu. Tabii o tarihte Selçukluların başında Tuğrul ve Çağrı Beyler vardı. Dolayısıyla Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucuları Tuğrul ve Çağrı Beylerdir. Tabii Tuğrul Bey döneminde özellikle Selçuklular batıya doğru hareket ettiler ve Anadolu'ya girdiler. Anadolu'da ilk ciddi savaş olan Pasinler Savaşı'nı yaptılar ve bu savaşta Bizans ordusunu yenilgiye uğrattılar 1048 yılında. Daha sonra 1054 yılında yine Anadolu'ya sefer düzenledi Tuğrul Bey. Daha sonra da Bağdat'a iki sefer düzenleyerek Bağdat Abbasi halifesini Şii Büyükoğulları'nın baskısından kurtardı. Ama bunun yanında Tuğrul Bey halifenin siyasi yetkilerini elinden aldı. Bu arada İbrahim Yinal ayaklanmasını bastırdığı üvey kardeşleri olan İbrahim Yinal ayaklanmasını bastırıyor. Bunun dışında 1058 yılında Bağdat'a ikinci defa gelen Tuğrul Bey Büyükoğulları devletini ortadan kaldırıyor. Halifeyi bu devletin baskısından kurtarıyor. Halifenin kızıyla siyasi bir evlilik yapıyor. Çağrı Bey 1061 yılında, Tuğrul Bey de 1063 yılında vefat ediyor. Tuğrul Bey vefat edince oğlu olmadığı için onun yerine Çağrı Bey'in oğlu Alparslan tahta geçiyor. Alparslan zamanında Kutalmış ayaklanması ortaya çıktı. Fakat Kutalmış bunu hayatıyla ödedi. Alparslan 1064 yılında Anadolu ve Kafkasya seferinde Kars ve Anikalelerini ele geçirdi. Daha sonra Ağabey Kavurt isyanını bastırdı. Daha sonra Bizans'ın büyük bir orduyla Anadolu'ya geldiğini öğrenince Mısır üzerine sefer halindeyken oradan geri dönerek Malazgirt önlerinde Bizans ordusuyla karşı karşıya geldi. Burada yapılan savaşta Bizans ordusu yenilgiye uğratıldı. Ve bu savaştan sonra Anadolu'nun kapıları bir açıdan Türklere açılmış oldu. Özellikle Türklerin yavaş yavaş Anadolu'ya yerleşmesi Haçlı Seferlerinin ortaya çıkmasına etkili olmuştur. Bu arada Anadolu'da ilk Türk devletleri kuruldu. Böylece Türkiye tarihi başladı. Ve Anadolu bu göçlerle birlikte Türkleşmeye başladı. Alparslan Karahanlılar, Batı Karahanlılar üzerine yaptığı bir sefer sırasında bir kale komutanının saldırısı da şehit oldu. Ondan sonra yerine oğlu Melikşah tahta geçti. Melikşah tahta geçtikten sonra amcası Kavurt isyanını bastırdı. Daha sonra Batinilerle mücadele etti. Özellikle Hasan Sabbah
ve taraftarlarının Alamut Kalesi'ndeki yaptıkları bu faaliyetleri önlemeye çalıştı. Fakat bu bölgeyi ele geçiremedi. Sonra Suriye, Anadolu, Yemen'e kadar bütün yerler fethedildi ve Türkiye Büyük Selçuk Devleti en geniş sınırlara ulaşmış oldu. Bu dönemde Anadolu tamamen bir Türk yurdu haline gelmiştir. Anadolu'da çok sayıda Türk devleti kuruldu. Kendisi Bağdat Abbas Halifesi'ni ziyaret etti. Melikşah öldüğünde Büyük Selçuk Devleti'nin sınırları Orta Asya'dan Marmara ve Akdeniz kıyılarına, Kafkaslardan ve Aral Gölü'nden Hint Denizi'ne ve Yemen'e kadar uzanıyordu. Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra Büyük Selçuk Devleti'nde bir fetret dönemi, yani kardeşler arasında bir taht kavgası dönemi yaşandı 1092-1119 yılları arasında. En sonunda Sultan Sencer tahta geçti. Sultan Sencer döneminde 1141 yılında Karahatlılarla Katvan Savaşı yapıldı. Fakat bu savaşta Büyük Selçuklu Devleti yenildi ve Mavera-Ünler bölgesi Karahatlıların eline geçti. Daha sonra 1153 yılında Oğuzlarla bir savaş yapıldı ve bu savaşta Sultan Sencer Oğuzlara esir düştü. 3 yıl sonra kurtulduysa da ertesi yıl ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti sona erdi 1157. Büyük Selçuklular zamanında özellikle eski Türk devlet geleneği gereğince ülke hanedanı ortak malı olduğu için Selçuklu hanedanına bağlı kişiler Selçuklu toprakları üzerinde farklı farklı devletler kurmuşlardır. İşte bunlar arasında Horasan Selçukluları, Irak Selçukluları, Suriye Selçukluları, bütün bunlar Selçuklu hanedan üyeleri tarafından kurmuş devletlerdir. Bir diğer işte Kirman Selçukluları, Kirman bölgesinde ve Türkiye Selçukluları. Tabii Türkiye Selçuklularını ayrıca göreceğiz. Bunun dışında özellikle Büyük Selçuklu hükümdarların çocukları, yani melikleri eğiten hocalar vardı. Atabey dediğimiz. Özellikle bu hocalar Selçuklular zayıflayınca bulundukları bölgelerde bağımsızlıklarını ilan ettiler ve böylece o bölgelerde Atabeylikler kuruldu. İşte Halep Musul ya da Zengiler Atabeyliği, işte Azerbaycan'da Azerbaycan Atabeyliği ya da İldenizliler, Şiraz'da Salgurlular, işte Şam'da Börüller, Erbil'de Beytekinoğulları isminde çeşitli Atabeylikler de ortaya çıkmıştır. Evet, şimdi bu ilk Türk İslam devletlerinde kültür ve medeniyete baktığımız zaman tabi burada özellikle Büyük Selçukluları ön plana çıkarmamız lazım. Diğer devletlerin kültür ve medeniyetiyle Büyük Selçuklulara benzerlik göstermektedir ama özellikle en ön planda Büyük Selçukluların olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Büyük Selçukluların devlet yönetimine baktığımız zaman Büyük Selçuklularda hükümdar başlangıçta belki Türk ünvanlarını kullanırken daha sonra özellikle halifenin verdiği sultan ünvanı kullanılmaya başlamıştır. Tabii Türk hükümdarlarında da bir cihan hakimiyeti öyküsü mevcuttu. Yani Büyük Selçuklularda da buna dayalı olarak bir yönetim anlayışı oluşturulmuştur. Tabi bu devletlerde başta hükümdar en yetkili kişiydi. Devlet genelde saraydan yönetilir ve hükümdara yardımcı olan bazı divanlar vardı. Devlet işlerinin görüşüldüğü divanlar vardı. Değişik alanlarda bunlar hizmet verirlerdi. Tabi İslamiyet'ten önce Türkler'de kut anlayışı özellikle İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte Allah'ın takdiri veya nasibi olarak yorumlanmaya başlanmıştır. Bu da İslamiyet'in etkisidir. Sultan ünvanı hükümdarları genelde Sultanul Azam, yani Büyük Sultan ünvanı verilmeye başlamıştır. Büyük Selçuklular bu ünvanı kullanmışlardır. Tabii Büyük Selçuklular devlet ülke eyaletlerine idari bölümüne ayrılmış ve başlarında şıhne ya da şahne denilen görevliler getirilmiştir. Bunun dışında özellikle
hükümdarın çocukları olan melikler de bir atabeyin gözetiminde çeşitli bölgelere vali olarak atanmıştır. Hükümdar aynı zamanda en yüksek mahkeme, divanı mezalim denilen mahkemelerine de başkanlık ederlerdi. Tabii hükümdarlık alametleri olarak hutbe okutmak, para bastırmak, tuğra, nevbet yani belli zamanlarda çalınan davul, sancak, taç, taht ve saltanat çadır ya da çetir, saltanat şemsiyesi bunlar da yine hükümdarlık alametleri arasında gösterilebilir. Evet, şimdi Türkistan devletlerine özellikle devlet işlerinin görüşülü divanlardan bahsettik. Tabii iki Vezir-i Azam'ın da ya da vezirin başkanlık ettiği divanı saltanat. Bunun dışında yazı işleriyle uğraşan divanı tuğra ya da inşa divanı da diyoruz. Mali işlerle uğraşan divanı istifa ki müstevhi vardı başında. İdari ve mali işleri teftişle görevli olan divanı işraf ve askerlik işleriyle uğraşan divanı arız ya da arz divanı şeklinde hükümdara yardımcı olan divanlar vardı. Orduya baktığımız zaman ordu özellikle Büyük Selçuklulara baktığı zaman Hassa ordusu, İkdalı askerler, Gulaman-ı Saray, eyalet askerleri ve Türkmen birlikleri ve Göçebe Türkmenlerin katılımıyla oluşan birlikler vardı. Tabi Hassa ordusu askerlik için ayrılan çocukların belli merkezlerde yetiştirilmesiyle meydana getirmiştir. Birliklerini, hassa birliklerini burada yetişen askerler arasında seçilirdi. İkta askerleri özellikle kendilerine belli bir toprak parçasının vergi gelirleri verilir, onunla geçinirlerdi. Bunun dışında Gulaman-ı Saray dediğimiz çeşitli milletlerden seçilen askerlerden oluşan bir orduydu bu. Bunlar senede 4 defa maaş alırlardı. Ulam aynı zamanda köle demekti. Belki Osmanlılardaki Yeniçeri sisteminin ilk örneği de olduğu söylenebilir. Bunun dışında şehzadelerin ve valilerin yönetimindeki askerler vardı. Buna eyalet askerleri diyoruz. Bunlar da savaş zamanında orduya katılırlardı. Bunun dışında Türkmen birlikleri yani göçebe Türkmenlerin desteklediği bir askeri birlikte vardı. Bu da savaş zamanında orduya dahil olurdu. Hukuka baktığımız zaman ilk Türkistan devletlerinde şer'i ve örfü olmak üzere iki hukuk sistemi vardı. Şer'i hukuk İslam hukukudur. Örfü hukuk da eski Türk örf ve adetlerine dayalı hukuk sistemiydi. Adalet örgütünün başında Kadiyul Kudat yani kadıların kadısı yani baş kadı bulunurdu. Bunun dışında örfi davalara Emir-i Dat denen bir görevli bakardı. Bunun dışında özellikle hükümdarın başkanlık ettiği Divan-ı Mezalim dediğimiz en üst mahkeme özelliği gösteren bir mahkemede mevcuttu. Topraklara baktığımız zaman İlk Türkistan Devleti'nin toprakları 5 bölümde inceleyebiliriz. Bir ikta arazi, bunlar ikta sahibi yani özellikle iktalı askerlere gelirleri daha doğrusu iktalı askerlere verilen topraklardı. Bunları ikta arazi diyoruz. Bunun dışında gelirleri hükümdara ait olan arazilere has arazi. Yine gayrimüslimlerin elinde olan arazilere haraci arazi diyoruz. Bunun dışında özellikle ilmi ve sosyal kuruluşların masraflarını karşılamak amacıyla o kuruluşlara tahsis edilen arazilere vakıf arazi diyoruz. Bir de başarılı devlet adamlarına verilen mülk arazi dediğimiz arazi vardı. Çünkü mülk arazi sahibi arazisini istediği gibi tasarruf edebilirdi. Yani satabilirdi, devredebilirdi. Böyle bir hak tanınmıştı kendisine. Tabi bilimsel çalışmalara baktığımız zaman özellikle Selçuklularda Nizami Mülk tarafından Nizamiye medreselerinin kurulmasıyla birlikte bilim özellikle gelişti. Gerek İslami bilimler gerekse müspet ilimler alanda büyük çalışmalar yapıldı. İşte medreselerde Kur'an, hadis, kelam, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı, matematik, mantık, geometri ve tarih gibi dersler okutuldu. Böylece çok büyük bilim adamları yetişti. İşte Farabi, Biruni, İbn Türk, İbn Sina, Gazali, Ömer Hayyam gibi büyük bilim adamları yetişmiştir.
Avrupa'da muallimi sani, ikinci öğretmen olarak tanınan Farabi önemlidir. Yine Avicenna olarak tanınan İbn Sina, Elkan'ın Fit Tıp adlı eseriyle Avrupa'da bilinen en önemli bilim adamları arasındadır. Tabi bu dönemde özellikle mimari alanında da büyük çalışmalar yapılmış ve önemli eserler meydana getirilmiştir. Tabi özellikle Türk İslam eserleri edebi anlamda bunlar da önemli. İşte Kutadgu Bilig, Saadet Veren Bilgi, Yusuf Has Hacip tarafından yazılan ilk Türk İslam eseri olarak kabul edilen eser. Bunun dışında Divan-ı Lugat-ı Türk, Kaşgarlı Mahmud tarafından 1077 yılında yazılmış ilk Türkçe ansiklopedik sözlük. Bu da önemli. Bunun dışında Atabetül Hakayık, Hakikatlerin Eşiği adlı Edip Ahmet Yükneki'nin yazdığı eser, Uygur alfabesi Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır. Eğitici ve öğretici bir ahlak kitabıdır. Bunun dışında işte sonraki dönemlerde Abdülkerim Satuk Burhan adına yazılmış Satuk Burhan Destanı da önemli eserlerden birisidir. Yine Edip bunun dışında Hoca Ahmet Yesevi'nin yazdığı Divan-ı Hikmet adlı eser de yine bu dönemin önemli eserleri arasında yer almaktadır. Bunun dışında özellikle Nizamülmülk'ün devlet adamlarına öğüt tarzında yazdığı Siyasetname adlı eser de önemlidir. Eserini Farsça olarak kaleme almıştır Nizamülmülk. Evet, tarih 1'in son ünitesi Türkiye tarihi. Tabii Türkiye tarihi biliyorsunuz Malazgirt Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra başlatılır. Özellikle Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle birlikte Anadolu'da ilk Türk devletleri kurulmaya başladı. Özellikle Danişmentoğulları, Mengücekliler, Artuklular, Saltuklular, Türkiye Selçuklu Devleti gibi, Çakabeyliği gibi, Tanrı vermiş oğulları, Çubuk oğulları gibi çok sayıda Türk İslam Devleti Anadolu'da kuruldu ve zamanla Anadolu Türkleşmeye başladı. Tabi Anadolu'da kurulan bu ilk Türk devletleri Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Anadolu'nun bayındır hale gelmesinde önemli rol üstlendiler. Tabi bunları kısa olarak baktığımız zaman özellikle Danişmentoğulları bu beyliklerin içerisinde ya da bu devletlerin içerisinde en güçlü olan beylikti. 1080 yılında kurulan bu devlet Sivas, Malatya, Kayseri bu civarlarda kurulan bir devlettir. Zamanla Türkiye Selçuklu Devleti de hatta rakip hale de gelmiştir. Hatta bir dönem Türkiye Selçukluların zayıf olduğu dönemde en etkin devlet haline dönüştü. Fakat zamanla Türkiye Selçukluların güçlenmesiyle birlikte Danişmentoğulları Türkiye Selçuklu Devleti tarafından ortadan kaldırıldı. Bunun dışında yine Erzurum ve çevresinde kurulan Saltuklular önemli beyliklerden birisiydi. Yine Erzincan, Kemah, Divri civarında kurulan Mengücekoğulları bu da önemli beyliklerden bir tanesiydi. Yine Mardin, Harput, Hasankeyf ya da Hısnıkeyf civarında kurulan Artukoğulları yine önemli beyliklerden bir tanesiydi. Bunun dışında özellikle ilk Türk denizciliğini başlatan Anadolu'da Çakabeyliği, İzmir ve çevresinde kurulan bu beylik de önemli beyliklerden birisi. Bunun dışında kurulan Sökmenoğulları, İnanoğulları, Dilmaçoğulları, Çubukoğulları, İnançoğulları, Tanrı vermiş oğulları gibi kurulan başka devletler de mevcuttu. Tabii Anadolu'da kurulan en önemli devlet Türkiye Selçuklu Devleti'ydi. Selçuklu Hanedanı üyeleri tarafından kurulan bir devlet olması hasebiyle diğer ilk kurulan devletlerden ayrılır. Bu devletin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tı. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Selçuk Bey'in torununun oğludur. Dolayısıyla Selçuklu Hanedanı'na dayanan bir kişidir.
Anadolu fethedilmeye başlayınca bu fetih hareketlerinde katılanlardan birisi de Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tı. Kendisi İznik merkez olmak üzere 1075 tarihinde Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurdu. Ve ondan sonra da bu bölgeden diğer bölgelere doğru genişlemeye başladı. Fakat Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ı özellikle Halep yakınlarında Suriye Selçuklularla karşı karşıya gelmesi ve orada tutuşla yaptığı savaşı kaybetmesi ve orada ölmesiyle Türkiye Selçuk tahtı kısa bir süre boş kaldı. Fasılay Saltanat, Saltan Arası dediğimiz bir dönem yaşanmış oldu. Bugün Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın mezarı Suriye'de Caber Kalesi dediğimiz mevkidedir ama daha sonra Türkiye sınırına getirilmiştir. Yanlış olarak genelde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dedesi ya da Ertuğrul Gazi'nin babası olarak adlandırılır ama bu doğru bir bilgi değildir. Süleyman Şah dediğimiz kişi Türkiye Selçuk Devleti'nin kurucusudur ve Caber Kalesi'nde yatan kişi de Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'tır. Bu Fasılay Saltanat döneminden sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin başkentine götürülen Kılıç Aslan 1092 yılında Melikşah'ın ölmesiyle kaçarak Anadolu'ya geldi ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin başına geçti. 1. Kılıç Aslan döneminde özellikle 1. Haçlı Kuvvetleri ile savaşlar önemli. Eskişehir yakınlarında yapılan Doruloğum Savaşı da dediğimiz bu savaşta Haçlara büyük kayıplar verdirmesine rağmen sayılarının fazla olması dolayısıyla 1. Kılıç Aslan geri çekilmek zorunda kaldı. Bu arada Haçlılar Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti İznik'i ele geçirdiler. Bunun üzerine Türkiye Selçuklu Devleti başkenti Konya'ya taşımak zorunda kaldı. 1. Kılıç Aslan doğuya doğru ilerlemeye başladı. Malatya'yı ve arkasından Suriye'ye yönelik Musul'u aldı. Fakat bu durum Suriye Selçuklularıyla arasının açılmasına, hatta Büyük Selçuklu Devleti ile arasının açılmasına yol açtı. Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı kuvvetlerin başında bulunan Emir Çavlı ile yaptığı savaşta Haburırmağı kenarında yapılan bu savaşta Haburırmağı'ndan geçmeye çalışan 1. Kılıç Aslan kendisinin atının zırhlı olmasıyla dolayısıyla burada boğularak vefat etti. Onun ölümünden sonra yine Türkiye Selçuklu tahtında bir sıkıntı, bir boşluk dönemi yaşanmış ve ondan sonra tahta 1. Mesut geçmiştir. Tabi 1. Mesut dönemini tekrar Anadolu'da en güçlü devlete haline gelme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü bu dönemde danışmentler etkin hale geldiler. Zamanla 1. Mesut danışmentlerin bu etkinliğine son vererek tekrar Anadolu'nun en güçlü devleti haline getirdi Türkiye Selçuklu Devleti'ni. Tabi Mesut döneminde de yine Haçlı seferleri devam etti. 2. Haçlı kuvvetleriyle Sultan Mesut mücadele etmek zorunda kalmıştır. 1. Mesut döneminde de yine Anadolu imar faaliyetlerine devam edildi. 1. Mesut 1155 yılında vefat etti. Ondan sonra 1. Mesut'un vefatından sonra Türkiye Selçuklu Devleti'nin başına 2. Kılıç Aslan geçti. Tabii 2. Kılıç Aslan dönemi en önemli olayı 1176 yılında Bizans'ta yapılan Mirya-Kefalon Savaşı'dır. Bu savaş Anadolu için yapılan belki 3. savaş oluyor. Yani Pasinler Savaşı, Malazgirt Meydan Muharebesi ve Mirya-Kefalon Savaşı. Mirya-Kefalon Savaşı'nda Türkiye Selçukluları Bizans'a karşı başarılı olmasıyla Anadolu'nun bir Türk yürü olduğu kesinleşmiş ve Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma umutları büyük oranda ortadan kalkmıştır. 2. Kılıç Aslan ölmeden önce ülkeyi eski Türk devlet geleneği gereğince 11 oğlu arasında paylaştırdı. Fakat bu paylaştırma kardeşler arasında taht kavgalarına yol açtı. Bu taht kavgaları sonucunda 1. Gıyasettin Keyhüsrev tahta geçti. 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in iki defa tahta geçiyor. Daha sonra 1. tahta geçmesinden sonra arada 2. Rüknettin Süleyman Şah dönemi var. Onun kısa bir süre saltanat sürmesinden sonra 1. Gıyasettin Keyhüsrev tekrar tahta geçiyor.
Ve bu dönemde 1207 yılında Antalya ele geçiriliyor. 1. Gıyasettin Keyüsler zamanında. 1. Gıyasettin Keyüsler'in ölümünden sonra yerine 1. İzzettin Keykavus geçiyor. Bu dönemde en önemli olayı 1214 yılında Sinop Limanı'nın alınmasıdır. Dolayısıyla 1. Gıyasettin Keyüsler döneminde Antalya'nın alınması, İzzettin Keykavus döneminde de Sinop'un alınması, Karadeniz ile Akdeniz arasında ticari yolların bağlanmasını, ticari faaliyetlerin canlanmasına yol açmıştır. 1. İzzettin Keykavus'un ölümünden sonra yerine oğlu 1. Alaaddin Keykubat geçmiştir. 1. Alaaddin Keykubat Türkiye Selçuklu Devleti'ne en parlak dönemini yaşatmıştır. Bu dönemde Alanya, Antalya'dan sonra Alanya ele geçirilmiştir. Bunun dışında ilk defa deniz aşırı sefer yapılmış ve Kırım'ın Suudak Limanı ele geçirilmiş. Böylece Karadeniz ticaret yolu büyük oranda Türkiye Selçuklu kontrolüne geçmiştir. Bu dönemdeki bir diğer önemli olay Harzemşahlarla yapılan Yassıçemen Savaşı'dır. 1230 yılında yapılan bu savaşta Alaaddin Keykubat Harzemşahların ordusunu yenilgiye uğratmıştır ki bir süre sonra da zaten bir yıl sonra da Harzemşah devleti ortadan kalkmıştır. Bu arada Alaaddin Keykubat doğudan Moğol tehlikesi baş gösterdiği için özellikle Anadolu'da doğusunda bulunan kaleleri onararak bunlara karşı yani Moğollara karşı tedbirleri artırmaya çalışmıştır. Tabi Alaaddin Keykubat'tan sonra yerine geçen 2. Gıyasettin Keyüsrev zamanında Moğollar Anadolu'ya girmişler ve onlarla Köse Dağ Savaşı yapılmıştır 1243 yılında. Daha doğrusu Köse Dağ'da karşı karşıya gelinmiş fakat 2. Gıyasettin Keyüsrev Moğollarla savaşmayı göze alamadığı için savaş meydanını terk etmiştir. Bundan sonra Türkiye Selçuklu Devleti Moğol egemenliği altına girmiştir. Yine bu dönemde aslında Köse Dağ Savaşı'ndan önce Anadolu'da sosyal bir ayaklanma meydana gelmiştir. Baba İshak ayaklanması, tabi bu ayaklanma güçlükle bastırılmıştır. Tabi bu ayaklanmayla uğraşmak Türkiye Selçuklu Devleti'ni zayıflatmıştır. Onun için Köse Dağ Savaşı'nın başarılı olamamasında belki bu ayaklanmanın da etkisi olduğu söylenebilir. Tabi 2. Gıyasettin Keyüsrev'den sonra artık Türkiye Selçuklu hükümdarları Moğollar tarafından iş başına getirmeye başlamıştır. Dolayısıyla Moğolların bir açıdan kuklası haline gelmişlerdir. Bu da Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflamasında ve zamanla da ortadan kalkmasına yol açmıştır. Ve 1308 yılında 2. Gıyasettin Mesud, son Türkiye Selçuklu hükümdarı 2. Gıyasettin Mesud'un ölümüyle Türkiye Selçuklu Devleti sona ermiştir. Tabi bu arada özellikle Türkiye Selçuklu Devleti zamanında meydana gelen Haçlı Seferi üzerinde durmak lazım. Evet, Haçlı Seferlerin tabi dini, sosyal, ekonomik, siyasi çeşitli sebepleri var. Evet, özellikle tabi Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da kurulması ve Anadolu'nun tamamen Türkleşmesi özellikle Bizans'ı ve Hristiyanları rahatsız etti ve bunlar Anadolu'nun Türklerin elinden alınmasını istediler ki Haçlı Seferlerin en önemli sebeplerinden bir tanesi budur. Bunun dışında siyasi bir diğer sebep özellikle Avrupa'daki derebeylerin bu seferlerle güç kazanmak istemeleri, yeni toprak kazanmak istemeleri etkili oldu. Bunun dışında özellikle zengin doğu ülkelerine ulaşma, oralardan yararlanma etkili oldu. Bunun dışında Avrupa'da bir yoksulluk çekilmesi, halkın yoksulluk içerisinde bulunması bu seferlerle bir zenginlik elde edilebileceği düşüncesini de ortaya çıkarmıştır. Bunun dışında özellikle şövalyelerin, soylu kişilerin macera duyguları ve çeşitli soyluluk ünvanı almak istemelerinin de etkisi olduğu söylenebilir. Tabi bunun dışında dini sebepler ki en önemli etkenlerden birisi budur. Özellikle Kudüs'ün Hristiyanlarca kutsal sayılması ve Müslümanların elinden alınmak istemesi de önemli etkenlerden birisidir. Bu arada özellikle Hristiyan tarikatlarından Kulüni tarikatının çalışmaları da bu seferin yapılmasına etkili olmuştur. Katolik kilisesinin Ortodoks kilisesi üzerinde egemenlik kurmak istemesi de seferlerin yapılmasında etkili oldu. 8 büyük sefer var ama bunların içerisinde özellikle ilk 4 sefer çok daha önemli.
Haçlılar açısından bakarsak bir yönüyle amaçlarına ulaştıkları sefer birinci sefer denebilir. Çünkü birinci seferle Haçlılar ne yaptılar? Kudüs'ü ele geçirdiler. Urfa'da bir kontluk, Antakya'da bir prenslik kurdular. Dolayısıyla Anadolu'nun bazı bölgelerinde de birinci Haçlı seferiyle etkin hale geldiler. Özellikle Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlıların elinden almasından sonra 3. Haç seferi yapıldı. Fakat Haçlılar Selahaddin Eyyubi'nin elinden Kudüs'ü alamadılar ve geri dönmek zorunda kaldılar. 4. Haç seferi Kudüs üzerine düzenlenmek için yapılmışsa da daha sonra sefer İstanbul'daki tat kavgalarından dolayı İstanbul'a yönelmiş ve Latinler İstanbul'u 1204 yılında ele geçirmişlerdir. Ve 1204'ten 1261 yılına kadar İstanbul'da Latin Krallığı kurulmuş. Bizans'tan kaçan kişiler de birisi İznik'te, diğeri de Trabzon'da olmak üzere iki tane Rum İmparatorluğu kurdular. İznik Rum İmparatorluğu 1261 yılında Latinlerin elinden İstanbul'u alınca ortadan kalkmış oldu. Trabzon Rum İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'u ele geçirmesine kadar hayatını devam ettirmiştir. Şimdi Haç seferlerin sonuçlarına gelince tabi bu seferlerin ekonomik, sosyal, dini, siyasi sonuçları meydana geldi. Özellikle dini sonuçlara baktığımız zaman belki başlangıçta Kudüs ele geçirildi ama özellikle büyük kayıpları verilmesi papaya ve kiliseye olan güveni sarstı. Bu seferler sırasında Müslümanlar, Hristiyanlar birbirlerini tanımış oldular. Haçlılar kutsal yerleri başlangıçta almışlarsa da daha sonra Müslüman tekrar buraları kontrol altına almış oldular. Katolik ve Ortodoks kiliseler arasındaki ayrılıklar daha da arttı. Özellikle Avrupa'da skolastik düşünce, kilisenin etkisi altındaki düşünce zayıfladı. Bu seferler sırasında Akdeniz limanlarının kullanılması Akdeniz'de ticaretin canlanmasına yol açtı. Bu Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki alışveriş özellikle doğuda tanınan pusula, kağıt, matbaa, barut gibi bazı teknik araç ve gelişlerin özellikle Avrupalılar tarafından tanınmasına yol açtı. Tabi ticaretle uğraşan burjuvazi sınıfı Avrupa'da güçlendi. Bunun dışında Türklerin tabi batıya olan seferleri bu Haç seferleri dolayısıyla yavaşladı. Türkler Haçlarla uğraşmak zorunda kaldıkları için. Tabi Türklerin İslam dünyasındaki itibarı arttı. Çünkü Haçlı seferlerine karşı Müslümanları korudular. Tabi özellikle derebeylerin bu seferler sırasında ölmesi Avrupa'da derebeylik rejiminin de zayıflamasına yol açmıştır. Fakat Haçlılarla olan bu mücadeleler İslam dünyasını zayıflattığı için, bilhassa da Türkleri zayıflattığı için Moğolların Anadolu'ya egemen olmasına da yol açmıştır. Türkiye Selçuklularına kültür ve medeniyetine baktığımız zaman devlet yönetimi Büyük Selçuklulardan çok büyük bir farklılık arz etmiyor. Sadece özellikle tımar sisteminin işleyişiyle ilgili Türkiye Selçuklularında pervanecilik denen bir görevlinin oluşturduğunu görüyoruz. Ha bunun dışında Türkiye Selçuklularında denizcilik faaliyetlerinin olduğunu görüyoruz ve bu faaliyetleri yürütmek amacıyla donanmanın ilk defa kurulduğu özellikle Alanya'nın fethinden sonra orada bir tersanenin oluşturulduğunu görüyoruz. Böyle denizcilik faaliyetleri başlıyor ve deniz kuvvetlerinin başına da Emir-i Sevahil ya da Reisül Bahr dediğimiz bir komutanın getirildiğini görüyoruz. Böylece denizcilik faaliyetleri Türkiye Selçuklu Devleti'nde etkin hale geliyor. Bunun dışında özellikle Türkiye Selçuklularında ticaretin canlandığını görüyoruz ve özellikle kervansarayların ticaret yollarının inşasıyla birlikte ticaret canlanıyor ve hatta Türkiye Selçukluları ticaret yapan kişilere, o ticaret kervanlarına çeşitli garantiler getiriyorlar. Hatta sigorta yapıyorlar. Dolayısıyla bir zarar gördüğü zaman malları devlet tarafından tazmin ediliyor, karşılanıyor. Dolayısıyla bu da Türkiye Selçuklularında ticaretinin canlanmasında etkili oluyor. İşte Venedik'le çeşitli Akdeniz'de bulunan ticaretle uğraşan devletlerle ticari anlaşmalar yaparak ticaretin canlılığını sağlamaya çalışmıştır Türkiye Selçuklu
devleti. Bunun dışında özellikle esnaflar arasında ahilik örgütü, ahilik teşkilatı oluşturuldu. Özellikle işte Kırşehir'de Ahi Evran tarafından teşkilatın oluşturulmasıyla birlikte esnafların kendi arasındaki dayanışması sağlanmış. Daha sonra bu kurum Osmanlı devletine de geçmiştir. Bunun dışında özellikle Anadolu'da çeşitli tasavvuf, bu tasavvufların yetişmesi de Anadolu'da bir hoşgörü ortamının oluşmasına yol açmıştır. İşte Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bekti Aşibeli gibi kişiler Anadolu'da İslam'ın hoşgörülü tavrını yansıtmaya ve topluma yaymaya çalışmışlardır. Bunun dışında özellikle mimari alanda da büyük eserler yapılmış. İşte medreseler bu dönemde özellikle etkin ki Anadolu'da ilk medreseyi kuranlar işte Niksar'da Danışmetlerin kurdukları Yağbasan Medresesidir. Ama daha sonra bu medrese Türkiye Selçuklular zamanında daha da artırıldı. Anadolu'nun değişik şehirlerinde medreseler kuruldu. Hatta bu yapılar hala dimdik ayakta durmaktadır. Yani Erzurum'da olsun, Konya'da olsun, Niğde'de olsun, yani Anadolu'nun değişik bölgelerinde kurulmuş, Sivas'ta olsun, Tokat'ta olsun, çok sayıda Türkiye Selçuklu Devleti'nden kalma medreseler günümüze kadar ulaşmıştır. Bunun dışında yine süsleme sanatları, çinicilik gibi, hat gibi, tesip gibi, oymacılık gibi, ciltçilik gibi diğer sanatlar da yine bu dönemde gelişmiştir.